slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go, go. Selamlar, yepyeni bir inceleme ile daha karşınızdayım. Bugünkü inceleyeceğimiz yeni figürümüz Transformers Studio serisi 08 numara Leader Class Blackout. En son Leader Class olarak Studio serisinde Grimlock'u incelemiştik ve bayağı da sevmiştiniz. Tabii ki Grimlock'un incelerken kameraya, ekrana sığmadığı için bayağı bir teknik sorunlar olmuştu. Özellikle video sonunda mesela arka plan falan düşmüştü. Ancak sorun değil, sonuçta figürü güzelce anlattığımı düşünüyorum sizlere. Her neyse, şimdi yeni bir Leader Class inceleyeceğiz. Bugün yanımızda Blackout var. Blackout gerçekten muazzam ötesi bir figür ve sizlere en ufak ince detayına kadar anlatacağım. Video süresi 20 dakikayı geçebilir. Şimdiden bildireyim. Öncelikle yanından gelen Scorponok'u da başlayacağım. Elimde maalesef kutusu olmadığı için kutusunu gösteremeyeceğim. Her neyse, devam edelim, hemen Scorponok'tan incelemeye başlayalım. Görmüş olduğunuz gibi Scorponok gayet güzel detaylandırılarak yapılmış. Gayet güzel minik bir figür olmuş. Ancak şu anda biliyorsunuz ki artık Core Class serisi çıktığı için böyle Leader Class figürlerin yanında ekstra mini figürler gelmeyecek. Çünkü bu ekstra mini figürler Core Class olarak 10 dolar ediyor. Yani ekstra para kazanmak için artık böyle küçük figürler Leader Class figürlerin yanında olmayacak. Her neyse, devam edelim. Şimdi Scorponok yani güzel yapılmış boyutu falan. Bunun boyutu şöyle ayarladığımız zaman Revenge of the Fallen filminde Jetfire'ın biliyorsunuz ki içinden geçmişti. O sahneyi çok güzel canlandırabiliyorsunuz bu figür sayesinde. Ama fazla da gerekli bir şey değil. Eklemleri zaten gördüğünüz gibi sadece şu elleri var. Elleri eklemli, bir de kuyruğu sadece eklemli. Onun dışında bacaklar hareketsiz. Normal süs, şöyle süs amaçlı koyulabiliyor. Aynı şekilde şurada altında bulunan delik ile Blackout'un sırtındaki şuradaki yuvarlak kabine takılabiliyor Scorponok. Şöyle gösterelim hemen. Görmüş olduğunuz gibi arkasında sergileyebiliyorsunuz Scorponok'u. Yani güzel, hoş detay olmuş. Devam edelim hemen. Ancak sizlere önerim, bu Scorponok yerine, bakın gördüğünüz gibi eli falan çıkıyor. Fazla kötü yapılmış. Scorponok yerine direkt biliyorsunuz ki 2007 serisinde de çıkmış olan Scorponok figürleri vardı. Lux Class olarak çıkmıştı sanırım. Onları tercih edin derim. Çünkü onlar daha bir detaylı böyle. Üstelik boyutu falan çok iyi. Ve sanırım dönüşebiliyordu onlar. Şu anda ekranda resmi vardır, görüyorsunuzdur eminim. Deluxe Class Scorponok falan bayağı güzel. Her neyse, devam edelim. Scorponok bu şekilde. Şimdi figüre yakından bir bakalım. Şöyle görmüş olduğunuz gibi bayağı bir detaylı. Ve dönüşümünü falan hepiniz eminim merak ediyorsunuzdur. Çünkü çok karışık bir dönüşümü var. Figür gayet güzel işlenilmiş. MPM Blackout'la falan böyle bir karşılaştırma yapacak olursak ben MPM Blackout yerine Studio serisi Blackout'u tercih ederim. Çünkü daha güzel duruyor gözüme, öyle geliyor. Sadece figürle şu backpack kısmı birazcık beni rahatsız ediyor. Görmüş olduğunuz gibi kolayca çıkabilen bir parça. Yani birazcık kötü yapmışlar backpack'i. Onun dışında yani dört dörtlük bir figür. Pozlama açısından falan olsun her eklemi çat çut ediyor. Görmüş olduğunuz gibi, duymuş olduğunuz gibi şöyle yani bayağı bir hareketli eklemleri var. Sesleri duyuyorsunuz zaten. Görmüş olduğunuz gibi gayet güzel pozlayabilirsiniz figürü. Figürde sadece eksik olan kısımlardan bir tanesi şurasında bir tane lazer gibi bir şey vardı. Onu eklememişler ve bir de kolunun şurasında bir minigun olması gerekiyordu. Ancak onları maalesef DNA kit satın alarak ekleyebilirsiniz ya da kendiniz yapabiliyorsanız 3 boyutlu yazıcıdan yapabilirsiniz. Ancak onun dışında figür böyle. Şimdi gelecek olursak başka hangi detayı gösterecektim? Ellerine geçeceğiz. Görmüşsünüz gibi elleri hareketsiz. Sadece şu baş parmak görmüşsünüz gibi hareketli. Yani el bakımından kötü birazcık. Ben Grindor'u tercih ederim açıkçası. Ve bu Blackout'u da satışa çıkartacağım. Yani almak isteyenler de bana Instagram üzerinden ulaşırsa sevinirim. Çünkü ben bunu elimden çıkartacağım. Yerine Grindor alacağım. Çünkü bazen figürleri böyle güncellemeyi seviyorum ben. Büyük modeline geçiyorum. O yüzden Grindor güzel olacaktır. Blackout gidecek, yerine Grindor gelecek. Şöyle bir elini çıkartalım diyeceğiz de kol hepten çıktı. Şimdi şöyle şunu tekrardan takacağız koluna. Yani bu kısım böyle yapılmış figürde maalesef ki. Bu parçası görmüş olduğunuz gibi Blackout yazımız var. Gayet güzel işlenilmiş. Böyle dönüşüm, şu kola da takılabiliyor. Evet, şimdi bu parçayı da kenara koyalım. Şöyle hemen bir kıyaslamaya geçelim isterseniz. Yanına Studio serisi 27 Clunker Bumblebee koyduğumuz zaman boyutu bu şekilde oluyor. Gayet güzel. Ardından şöyle yanına bir Crowbar koyalım.
crowbarla da boyutları bu şekilde. Ardından şöyle bir Rotof Bumblebee koyalım hemen. Rotof Bumblebee ile boyutları bu şekilde görünüyor. Gayet güzel. Ardından bir de Soundwave koyalım şöyle. Görmüş olduğunuz gibi. Yanına Studio serisi 38 Optimus koyalım. Bu arada 38 Optimus hala satılık. Almak isteyenler bana ulaşabilir. Figürde biliyorsunuz ki şu kolda bir sorun var. Yani onun detaylı açıklamalarını falan bulabilirsiniz. Sayfamda olsun, YouTube'da, diğer bizim inceleme videosunda olsun. Bulabilirsiniz. Şöyle Dino'yu koyalım. Dino da bozulmuş. Bu şekilde görünüyor. Ardından Ratchet koyalım bir de son kez. Görmüş olduğunuz gibi boyutları da bu şekilde duruyor. Şimdi dönüşüme geçecek olursak dönüşüm aslında birazcık karmaşık, evet. Şimdi nereden başlayacağız? Öncelikle şu parçayı kaldıracağız böyle yukarı. Ardından parmakları açıyorum. Daha detaylı görünebilmesi için bacakları şöyle ayakları tutacağız. Açacağız aşağı doğru. Döndüreceğiz. Ve buradan parçasını çıkartıp takacağız. Ardından tekrardan takacağız. Ve şu parçayı böyle bastırdıktan sonra bu kısım bu şekilde olacak. Burada görmüş olduğunuz gibi bir tekerlek var. Aşağı indiriyoruz. Ardından bacağı döndüreceğiz yana doğru. Aynı işlemi diğer bacakta da yapıyoruz hemen. Evet. Görmüş olduğunuz gibi gayet bu şekilde duruyor. Şimdi üst kısma geleceğiz. Buradan tutup yukarı kaldıracağız. Tabii bekbeki çıkartmadık. Bu kısım bayağı bir karmaşık. Şuradan hemen pervaneleri yukarı kaldırıp parçayı şöyle yapacağız. Tutup yukarı çekip bekbeki ortaya çıkartacağız. Ve kameraya sığmıyor. Evet, şimdi şu kısım gövdesi olmuş oldu. Açacağız. Şimdi bacak burada, bu kısım böyle görünüyor ya. Bu kısmı şuradan şöyle düzlemsi olacak şekilde aşağı indireceğiz. Evet, böyle bir görüntü ortaya çıktı. Bayağı da büyük bir helikopter modu var. Hemen şöyle geliyoruz. Yukarı kısımları nasıl göstereceğiz? Evet, şu anda videoyu bayağı bir zor şartlar altında çekiyorum. Çünkü figür kocaman. Malum şu anda arka plan falan da küçük olduğu için zor sığıyor. Evet, buradan görmüş olduğunuz gibi çıkarttık parçaları yana doğru. Buradan eli çıkartacağız. İttiriyoruz. Eli kapatıp içerideki boşluğa takacağız. Böyle bir görüntü çıkıyor. Şöyle takıyoruz. Ardından kolu döndüreceğiz. Bu şekilde döndürüp yukarıdaki yere girecek şekilde takıyoruz. Ve burayı döndürüp bayağı bir zor bir dönüşüm bizi bekliyor. Şurada kaldırıp burayı arkaya ettirip şuraya takacağız. Evet, ve taktık sanırım. Yani dönüşüm bu figürde bayağı bir zor. Yani hiçbir figürde zorlanmadım ben. Ancak bu figürün dönüşümü çile diyebilirim. Yani bir zahmet de öyle olsun çünkü sonuçta leader class ama bayağı bir hakkını vererek yapmışlar. Parçaları bir de çıkıyor yani, şu ekstra parçaların fırlaması falan kötü bir özellik. Evet, şimdi şurayı tekrardan takacağız ve burayı da arkaya ittireceğiz. Bayağı bir zor dönüşüm var. Evet, şu anda umarım düzgün gösterebiliyorumdur. Şöyle takacağız. Burayı da döndürüp ittireceğiz. Evet, bakalım, hadi şurayı da takacağız. Yani öyle bir figür yapmışlar ki dönüşüm çok zor. Evet, şurayı da takacağız. Takamıyoruz. Tamam. Yeter ya. Aynen, o kadar yeterli. Kalsın orası öyle. Daha fazla uğraşmayacağım. Şimdi iyice bir şekli bozuldu şu anda. Bunu bayağı bir zor. Şu kısmı döndürüp kafayı aşağı indireceğiz hemen. Ama şurayı açacağız. Şuradan tutup çekiyoruz. Bu
kısmı kapatıp şuradan görmüş olduğunuz gibi 4500X yazısı çıktı. Gayet güzel. Kafayı aşağı doğru bastırıyoruz. Otomatik bir dönüşüm var burada. Görmüş olduğunuz gibi. Gayet güzel. Ardından hemen şuraya geliyoruz. Bu parçayı tutup arkaya ettireceğiz ve buradan ön camı ortaya çıkartacağız. Görmüş olduğunuz gibi böylece ön kısmı oluşturduk. Şimdi geldik en zor kısımlardan birine. Şurayı açacağız. Görmüş olduğunuz gibi bayağı da büyük. Şimdi şurayı takacağız. İçeri doğru götürmemiz lazım. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi bu kısımda göstermek istediğim bir şey var. Şurada görmüş olduğunuz gibi buradaki bulunan parçalar şurasındaki bulunan parçalarla birleşmesi gerekiyor. Umarım detaylıca gösterebilmişimdir. Şöyle yaptıktan sonra bacakları direkt otomatik olarak yukarı kaldıracağız. Bu şekilde tutup kaldıracağız. Bayağı zorlananlar. Hadi bakalım. Evet. Oldu şu anda. Ardından kolay kısımlara geldik. Şu parçaları birleştireceğiz. Yap boz yapar gibi. Şuradan takıyoruz hemen. Arka kısmı kısmen oluşturduk. Aynı işlemi burada da yapacağız. Evet. Arka kısım oluştu. Şimdi pervanelere gelelim. Ya da gelmeyelim. Orası bir dursun öyle. Şu kısmı yapacağız. Birleştireceğiz sadece. Ardından hemen şu parçaları birleştireceğiz ve bu kısmı da dönüştürmüş oluyoruz. Ardından kolları takacağız ve dönüşüm tamamdır. Tabii nasıl tamamdır? Şu parçayı yukarı kaldıracağız şöyle. Çünkü kollar içeri gideceği için orası da bir klipsleri görecek. Şöyle takacağız. Ve sonunda takabildik. Bir kısmını oluşturduk sayılır. Yani bayağı zorlayıcı bir dönüşüm var şu anda. Umarım videoyu beğenirsiniz. En azından şu anda harcadığım emeğe değer yani. Ama bayağı zor bir dönüşüm. Ve şimdi bu kısmı da arkaya ittireceğiz. Taktık. Yan kısmını oluşturduk. Görmüş olduğunuz gibi. Evet. Şimdi diğer kısma geliyoruz hemen. Orada videonun dakikası 15 dakikayı geçmiş. Olabildiğince hızlı dönüştüreceğim. Sizi de fazla sıkmak istemiyorum. Sadece figürün ne kadar güzel olduğunu, nasıl olduğunu sizlere detaylıca göstermeye çalışıyorum. Ve bu kısımları da taktıktan sonra pervaneyi ayarlıyoruz. Şöyle. Hemen şöyle takacağız ve taktık. Şurayı düzelteceğiz. Başka bir şey kaldı mı? Ha, şu arka kısmı kaldı. Kolumdan çıkarttığımız bu silahını ne yapacağız? Açacağız ve direkt şurada bulunan boşluğa takacağız. ...4500X Decepticon 08 Blackout. Gayet güzel. Görmüş olduğunuz gibi. Helikopter modunu detaylıca inceleyecek olursak buradan tekerler içeri göçmüş. Bu şekilde görünüyor. Yan kısımlardan görmüş olduğunuz gibi. Bayağı büyük bir helikopter modu var. Gayet güzel işlenilmiş. Detaylar falan mükemmel. Arkasında yine USF 4500X yazıları. Dikkat yazıları. Evet. Gayet güzel işlenilmiş. Ancak alt kısım görmüş olduğunuz gibi bu şekilde. Şimdi alt kısımda şurada skorponu saklayabiliyoruz. Skorponu şöyle katladıktan sonra şurada bulunan parçaları gelecek şekilde takacağız. Evet, bu şekilde gördüğünüz gibi içerisinde skorponu saklayabilirsiniz. Gayet güzel bir detay. Bu şekilde gördüğünüz gibi helikopter modu bayağı bir büyük. Yani dönebiliyor falan. Gayet güzel işlenilmiş. Yani bayağı güzel. Şöyle ön taraftan falan. Gayet güzel.
yanlardan şurası açılmış ama bu şekilde görünüyor. Şimdi hemen bir boyut karşılaştırmasıyla ne kadar büyük olduğunu gösterelim. Studio serisi 51 Soundwave'i koyduğumuz zaman boyutları böyle görünüyor. Şöyle yanlardan falan bu şekilde görünüyor. Ardından Studio serisi 74 Rotor Bumblebee koyduğumuz zaman boyutları bu şekilde görünmekte. Figürde size bahsetmeyi unuttuğum bir yer var. O da bacaklarının şu kısımları, tavuk bacağı gibi ayarlanabiliyor olması. Ancak böyle ayarladığınız zaman boyutu küçülebiliyor ve bayağı bir küçülüyor boyu. Ve bu yüzden güzel durmuyor. Tabii ki tavuk bacağı sevenler var mı bilmiyorum ama hoş bir görüntü sağlamıyor böyle. Bu yüzden yüksek boyutlu olarak ayarlayarak sergileyebilirsiniz. Evet, umarım video hoşunuza gitmiştir. Bugün sizlere yeni bir Leader Class figür inceledik. Umarım güzel bir video olmuştur. Beğenip yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.